Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere Dell Inspiron Gaming 15 serisi 5577 marka model notebook bilgisayarlarda Windows kurulumu sırasında yaşadığımız bir hatayı nasıl çözeceğimize dair bilgiler vereceğim. Cihazımız şu anda önümüzde görmüş olduğunuz bu hatayı vermekte. Bu cihazımızda öncelikle bir adet şöyle M.2 SSD hard disk bulunuyor genellikle. 240 GB'lık bu M.2 SSD'ye biz Windows formatını atmak istediğimizde bir USB yardımıyla bu format atmak istediğimizde karşımıza format ekranı geliyor. Diski biçimlendiriyoruz. Gayet iyi, sorunsuz ama ilk yeniden başlatmada karşımıza bu ekran gelmekte. Peki biz bu sorunu nasıl çözdük? Size kısaca onu anlatalım. İlk olarak BIOS'umuza girdiğimizde yapmanız gereken ilk şey şu olsun. BIOS'a girdik F2 tuşu yardımıyla. BIOS'umuzdaki görüntünün bu şekilde olması lazım. Bildiğiniz üzere M.2 SSD'lere GPT disk formatında sadece UEFI'li bir format atabiliyorsunuz. Buna legacy'ye çevirip, buraları legacy'ye çevirip format atmaya çalışmayın. Burası UEFI olacak. Buradaki ayarlar şöyle görmüş olduğunuz şekilde olacak. Peki biz bunu nasıl yaptık? Bu cihazda bir donanımsal veya yazılımsal bir problem nedeniyle biz bu bilgisayarımızı yeniden başlattığımızda şöyle UEFI ile Windows formatı attığımızda yeniden başlattığımızda kesinlikle açılmıyordu. Hiç ne yaparsak yapalım açılmıyordu. Peki biz bunu nasıl çözdük? Şöyle bilgisayarımızdaki mevcut şu görmüş olduğunuz M.2 hard disk'i söktük. Bu hard disk'i şöyle bir dönüştürücü yardımıyla normal SATA portuna çevirdik. Şöyle. Bu SATA portunu farklı bir bilgisayardaki SATA girişlerine taktık bu hard diski. Bu bilgisayara farklı bir bilgisayardayken buna UEFI ile bir Windows kurulumu yaptık. Şöyle. UEFI ile bir Windows kurulumu yaptık. Başka bir bilgisayara takıp bu hard diski bir Windows kurulumu yaptık. Kurulum yapmadan önce bunun içindeki bütün bölümleri sildik ve NTFS olarak biçimlendirdik. Ardından UEFI modunda bir Windows 10 kurulumu yaptık. Biz bu hard diske. Şimdi bu hard diskimizi takılı olan bilgisayardaki yuvasına, kendi esas yuvasına takalım. Bilgisayarımızı kapattık. Şöyle. Bilgisayarımızı kapattıktan sonra ben size hatayı göstermek için normalde farklı bir M.2 takmıştım. Hatayı alalım diye. Onu görün diye. Onu bir sökelim. Başka bir bilgisayara takıp kurulum yaptığımız M.2'mizi yuvamıza oturttuk. Sadece kurulum yaptık. Driver'ları falan tanıtmadık. M.2 yuvasına taktık. Bir de bu cihazlarda harici şöyle bir farklı bir hard disk daha mevcut. Şöyle. Bunu genellikle BIOS'u legacy'ye çevirdikten sonra bunu ikinci disk yapıp buna legacy formatına format atıyorlar. Ama tabii ki bundaki hızı yakalayamazsınız. Size tavsiyemiz kesinlikle formatı buna UEFI formatına atın ki bilgisayarınız gerçek özelliklerine sahip üzerinde bulunan SSD hard disk'i tam anlamıyla kullanabilirsiniz. Efendim hard diskimizi taktık. Şöyle tekrar bir açılışı yapalım. Normal düğmeye bastım ben. BIOS'ta hiçbir ayar değiştirmiyorum. Şöyle. BIOS'ta hiçbir ayar değiştirmedim. Bilgisayarımı yeniden başlattım. Görmüş olduğunuz gibi bilgisayarım diğer bilgisayarda kurduğum şekilde sadece Windows kurulumuyla karşıma geldi. Şu anda tek UEFI olan tarafta birinci hard disk takmıştım. M.2 olan hard disk'i. Bu şekilde hard disk'imi gösterdim. Biraz zor bir iş. Hani ben kolay yolunu bu şekilde. Belki başka yolları da vardır. Başka çözümler de illaki vardır. Bu şekilde çözdüm. Ne yaptım? Hard disk'i çıkarttım. Şöyle bir dönüştürücüyle. Elinizde var mı bilmiyorum. Ya da farklı bir bilgisayar. Bu imkanlara sahip olmanız gerekiyor tabii ki. Bu normal SATA dönüştürücüsüne taktım. Bir masaüstü bilgisayara taktım. UEFI formatıyla bir format attım. Tekrardan söküp buraya getirip taktım. Burada dikkat edeceğiniz bir şey daha var. Bilgisayarın mutlaka ama mutlaka SATA UEFI'li
ayarlarda, BIOS'unda UEFI ile ayar olsun. Eğer ki yok ise bilgisayarınızı ilk başlatışta yeniden başlattığınızda iPhone 2'ye basıp şuradaki Change Boot Mode Settings'i, bilgisayarı UEFI ile kurduğunuz için Change Boot Mode Settings'e geldiğinizde şuradaki Legacy değil de UEFI Off, UEFI On yazar. UEFI On'u getirin mutlaka. UEFI modunun açık olduğunu emin olun. Veya BIOS'a girip BIOS'taki boot sekmesinde şuradaki boot list option'un UEFI olduğuna, şöyle göstereyim, şuradaki boot list option'un UEFI olduğuna emin olun. Bu şekilde çözdüm. Belki size yol gösterecektir. Bu şekilde yaparak da bu Dell Inspiron 15 Gaming 5577 serisi notebook'uma ben kendisinin üzerinde bulunan M.2 SSD hard diskime Windows 10 UEFI'li bir işletim sistemini başarıyla kurdum. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin.